İyi akşamlar sayın seyirciler. Metin Uç Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Günün öne çıkan gelişmelerinden derlediğimiz akşam bültenimize başlıyoruz. Şimdi haberler. Rojava'da Kürtlere yönelik saldırı girişimleri devam ediyor. IŞİD, Rojava'da Serekaniye yakınlarındaki Menacir beldesinde buğday ambarlarını hedef aldı. Saldırı sonucu bir sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre bu sabah Serekaniye'nin 20 kilometre güneyinde bulunan Menacir beldesinde YPG kontrol noktasına çeteler saldırdı. Bunun üzerine harekete geçen YPG güçleri çetelere operasyon başlattı. Çatışmalarda çok sayıda çete mensubunun öldürüldüğü ve diğer çete üyelerinin bölgeden çıkarıldıkları bildirildi. Çatışmaların Menacir'in batısındaki köylerde yer yer devam ettiği gelen haberler arasında. İmralı ile görüşmeler devam ediyor sayın seyirciler. HDP eş genel başkan yardımcısı Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet milletvekili Leyla Zana İmralı Adası'nda Öcalan'la görüştü. Önder ve Zana sabah saatlerinde İmralı Adası'na doğru yola çıktı. Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'la yapılacak olan görüşmede Rojava ve Güney Kürdistan'la ilişkiler konusunun gündeme alınacağı tahmin ediliyor. Önder dönüş yolunda Öcalan'ın Rojava ve Kürt Ulusal Kongresi'ne ilişkin Federal Kürdistan Bölgesi Başkan Mesut Barzani'ye mektup yazdığını söyledi. Rojava'ya geçiyoruz sayın seyirciler. Cizre Özerk Yönetimi ilk toplantısını Cizre kantonunda gerçekleştirdi. Toplantıda önemli kararlar alındı. Bakanlar Kurulu toplantısı Amude'de Huri Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Özerk Yönetim Başkanı Ekrem Hiso, iki yardımcısı ve 22 bakan toplantıda hazır bulundu. Toplantı ardından Ekrem Hiso, yardımcıları Elizabeth Koriye ve Hisen Ezam basın açıklaması düzenledi. Açıklamada konuşan Ekrem Hiso, toplantıda Özerk bölgenin başkenti olarak Kamışlı kentini belirlediklerini açıkladı. Hiso, bundan sonra tüm kurumların yönetimde temsilini bulacağını ifade etti. Açıklamaya göre tüm zenginlik kaynakları Maliye Bakanlığı'na devredilecek. Tatil günleri Cuma günü olacak. Bakanlar Kurulu önümüzdeki günlerde tekrar toplanarak yeni düzenlemeler yapacak. Kürdistan ve Türkiye'nin birçok kesiminde Cizre kantonunun özellik kutlamaları devam ediyor. Kutlamalara yarın da birçok yerde devam edilecek. İzmir BDP Buca Gençlik Meclisi özerk yönetim ilanını şölen ve yürüyüşle kutladı. Etkinliklerde BDP Buca Gençlik Meclisi üyesi Uğur Yıldız ve BDP Buca eş başkanı Fazıl Toplayıcı konuştu. Ardından da Göksu Mahalle Temsilciliğine yüründü. BDP Batman İl Örgütü ise yarın sınırda örülen utanç duvarlarını protesto etmek ve Cizre kantonunda ilan edilen özerkliği selamlamak amacıyla kitlesel yürüyüş düzenleyecek. BDP İl Başkanı Serdar Atalay yarın saat 13'te BDP İl Binası önünde toplanma çağrısı yaptı. Aynı amaçla Şırnakliler de yarın alanlara çıkıyor. Saat 12'de Silopi BDP ilçe binası önünden yürüyüşe geçilecek ve ardından da basın açıklaması yapılacak. BDP İl Eş Başkanı Baki Katar katılım çağrısı yaptı. گله روشاوا خواهی در بکردی ام و دیوار هر و شیرین و تلا بخطی یارین که ایلملرین بیر دیگر آدرسی ایسه کوسر BDP Mardin İl Eş Başkanı Reşat Kaymaz yarın saat 18'de Özgürlük Meydanı'nda buluşma çağrısı yaptı. Yarın Cölemek'te de sınırları tanımıyoruz, utanç duvarlarını ve Kürtlerin içinde olmadığı hiçbir çözümü kabul etmiyoruz şiarıyla miting düzenlenecek. Kuzey Kürdistan'da kutlamaların yanı sıra Rojava'ya destek kampanyaları da devam ediyor. Raha'nın Pirsus ilçesindeki Mürşit Pınar sınır kapısından Rojava'nın Kobani kentine destekler gönderilmeye devam ediliyor.
Rojava Yardım Komisyonu üyesi Faruk Tatlı, son 10 gün içinde Van, Ahmet ve Avrupa Hevasor'dan gelen 28 kamyon temel ihtiyaç malzemesinin Kobane'ye gönderdiklerini belirtti ve her Kürt'ü Rojava direnişini sahiplenmeye çağırdı. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi ise Suriyeli sığınmacılar ve sağlık hizmetleri raporunu açıkladı. Raporda diğer bölgelerde yaşanan çatışmalar nedeniyle Rojava'nın nüfusunun her geçen gün arttığına dikkat çekilerek ambargo siyasetine derhal son verilmesi istendi. Bu sığınmacıların kesin sayısına ilişkin değişik... 22 Ocak'ta başlayan Cenevre 2 konferansı devam ediyor sayın seyirciler. Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği özel temsilcisi Lakhdar Brahimi, Suriye rejimi ve muhaliflerin bugün yüz yüze görüşeceğini açıkladı. Muhalifler geçiş yönetimi kurulması süreciyle insani yardım amaçlı görüşmelerin paralel yürütülmesini ve Beşar Esad'ın yönetimi bırakmasında ısrarcı. Suriye heyeti ise Esad konusunun kendileri için kırmızı çizgi olduğunu söylüyor. Rusya, Cenevre 2'ye katılımın genişletilmesi gerektiğinde ısrar ediyor ve Kürtler görüşme sürecine mutlaka getirilmelidir diyor. Suriye adına katılan heyet ise rejime karşı savaşan tüm güçleri terörist olarak tanımlıyor. Bu arada Brahimi, tarafların bir geçiş hükümetini öngören Cenevre 1 şartlarını prensipte kabul ettiğini duyurdu. Brahimi, tarafların asıl önemli konuları henüz ele almadığının da altını çizdi. Konferansa davet edilmeyen Kürt tarafı ise ortaya çıkacak kararları tanımayacağını daha önceden deklare etmişti. Cenevre'den Mısır'a geçiyoruz. Mısır'da bugün de şiddet ve ölüm haberleri vardır. Rejim karşıtı ayaklanmanın 3. yıl dönümü dolayısıyla ülke çapında yeni gösteriler düzenlendi. Gösteriler sırasında yaşanan çatışmalarda 7 kişi öldü, en az 15 kişi de yaralandı. Kahire'nin çeşitli bölgelerinde ve İskenderiye'de düzenlenen gösterilerde çatışmalar yaşandı. Feyyum kentinde de göstericilerle polis arasında çatışmalar vardı ve onlarca kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde yaşanan çatışmalarda 4'ü Kahire'nin çeşitli bölgelerinde toplam 7 kişinin öldüğü, 15 kişinin de yaralandığı bildirildi. Kayıplara ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken sayısının artmasından endişe ediliyor. Sayın seyirciler, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande pazartesi günü Türkiye'ye ziyarette bulunacak. Kürt ve Fransız örgütleri Hollande'ın Paris katliamını ziyaretin gündemine almasını istedi. 9 Ocak Paris katliamından bir yıl sonra Fransız Cumhurbaşkanı François Hollande Türkiye'ye resmi ziyarette bulunuyor. Ziyaretin 27-28 Ocak tarihlerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Paris katliamı ise aydınlatılmayı bekliyor. Fransız ve Kürt örgütlerden oluşan Kürdistan Ulusal Dayanışma Koordinasyonu Hollande'dan Türkiye'ye giderken bu konuyu gündemine almasını istiyor. Fransız Komünist Partisi ise Hollande'ı cinayetlerin aydınlatılması için Türk hükümetinden hesap sormaya, Kürt sorununun barışçıl çözümü ve Kürt halkının meşru haklarının tanınması için ağırlığını ortaya koymaya çağırdı. Fransız Komünist Partisi Hollande'dan Fransa'nın 2011'de Türkiye ile yaptığı güvenlik işbirliği anlaşmasını reddetmesini de istedi. Hollande'ın ziyareti öncesi ise Fransa'da çok sayıda medya organı Paris cinayetine ilişkin yeni gelişmelere yer verdi. Express dergisi Ömer Güney'in Türkiye'deki telefon numaralarına yönelik görüşmelerine dikkat çekti. M6 info sitesi ses kayıtlarının 22 Ocak çarşamba günü soruşturmaya bakan antiterör sorgu yargıcı Jane Duye tarafından katil zanlısı Ömer Güney'e sorulduğunu duyurdu. Le Figaro gazetesi de dün yayınladığı bir haberde Hollande'ın ziyareti öncesi bu konunun Fransız Cumhurbaşkanı'nı meşgul ettiğini yazdı. Gazeteye göre Fransa Cumhurbaşkanı'nın çevresi Türk servislerinin cinayetlere karıştığına dair bugün halen delil olmadığını düşünüyor. Katledilen kadın devrimcilerin ailelerinin avukatı Antonio Comte ise umarım Hollande konuyu masaya yatırma cesaretini gösterir. Ben Barca davasından bu yana Fransa bir devleti siyasi bir cinayetin sorumlusu olarak gösterme yeteneğinde olmadı diyor. Serdar Tanış ve Ebu Bekir Deniz, devletin faali meçhul denilen ancak Kürt halkının ve demokrasi güçlerinin iyi bildiği, faali belli cinayet kurbanlarından sadece ikisiydi. Ailelerin 13 yıldır devam eden hak arama mücadelesini anlatan kısa bir dosya hazırladık. Şimdi hep beraber onu izliyoruz. 25 Ocak 2001 günüydü. Şırnak'ın Silop ilçesinde dönemin HADEP ilçe başkanı Serdar Tanış ve ilçe yöneticisi Ebu Bekir Deniz kaybedildi.
aktif parti çalışmaları nedeniyle hedefi haline geldikleri dönemin Şırnak Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Levent Ersöz tarafından tehdit edilmişlerdi. Çağrıldıkları ilçe jandarma komutanlığına gittiler ve bir daha geri dönmediler. Tanış ve Deniz'in kaybedilmesi üzerine ailelerinin akıbetlerine ulaşması konusunda gösterdikleri tüm çabalara rağmen dava failleri gizleme davasına dönüştü. Aileler de adalet mücadelesini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdı. AİHM 2 Ağustos 2005'te Türkiye'yi mahkum etti. Bu mahkumiyet kararına rağmen meclis, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı nezdindeki girişimler sonuçsuz kaldı. Ta ki bir görgü tanığının ifadelerine kadar. Tanış'ın babası Şuayip Tanış ve kardeşi avukat Hakim Tanış, olaya ilişkin o dönemin Dar Geçit Belediye Mezarlığı sorumlusu olan görgü tanığı Hacı Akar ile görüştü. Akar, televizyonda kaybedildiklerine dair haberlerden tanıdığı Tanış'ın bir gece yarısı özel harekat polisleri ve askerler tarafından getirilerek mezarlığa gömüldüğünü yıllar sonra anlattı. Bu ifadeler ardından kazı çalışmaları başladı ve bir insana ait kemiklere rastlandı. Aradan 13 yıl geçti. Olayın sorumlusu dönemin Şırnak İl Jandarma Alay Komutanı emekli Tuğgeneral Levent Ersöz hiç sorgulanmadı. Sorgulanmadı ancak ısrarla sorumlulardan hesap sorulması için mücadele edenler de var tabii sayın seyirciler. Serdar Tanış ve Ebu Bekir Deniz için bugün bir anma töreni vardı. Silopililer bundan tam 13 yıl önce kaybedilen HADEP ilçe başkanı Serdar Tanış ve ilçe yöneticisi Ebu Bekir Deniz'i andı. Anma için BDP ilçe binası önünde önce bu sessizlik hakimdi. Ardından çekilen zılgıtlara BDP kent milletvekilleri Faysal Sarı Yıldız ve Selma Irmak'la BDP il ilçe yöneticileri, Şırnak Barosu avukatları, DÖK aktivistleri üyeleri, kayıp yakınları, bölge belediye eş başkanları, MEADER ve Barış Anneleri Meclisi üyeleri de eşlik etti. Serdar Tanış'ın babası Şuayip Tanış şunları ifade etti. Kürt halkı başta şehitlerin, özgürlük mücadelesini verenlerin ve Kürt halk önderi Sayın Abdullah Öcalan'ın vermiş olduğu mücadele sayesinde bugünlere gelmiştir. Serdar Tanış ve Ebu Bekir Deniz bütün Kürt halkının evladıdır. Ardından söz alan vekil Faysal Sarı Yıldız, yaşanan bu kayıpların devletin yıllardır Kürtlere karşı yürüttüğü kirli siyasetin sonucu olduğunu söyledi. Vekil Selma Irmak ise devletin Kürt halkına karşı yürüttüğü inkar ve imha politikalarıyla kendilerini var edebileceğine dikkat çekti. Ebu Bekir Deniz'in kızı Ceylan Deniz ise babasını anlattı. Daha sonra Tanış ve Deniz'e atfen yazılan şiirler Tanış'ın kuzeni Ayşegül Tanış ve BDP Dar Geçit ilçe eş başkanı Zeliha Acar tarafından okundu. Kalbim göğsümü yırtarak koşuşturuyor caddelerde özgürlük diye. Sessizliğin kuytusunda haydi süsleyen her anne, güne gözlerini yeni açan her çocuk, beni biraz daha ölümsüzleştiriyor. Ölmedim, yaşıyorum. Kaybedilenlerin yakınlarının bulunması ve faillerden hesap sorulması için bugün sağır kulaklara, kör gözlere yine sessiz adalet çığlıkları haykırıldı. Acının derinliklerinden, Ahmet'ten, Batman'dan, İstanbul'dan. Cumartesi annelerinin Galatasaray Meydanı'ndaki 461. eyleminde 17 Ocak 1996 tarihinde geverdiği işkenceyle katledilen Abdullah Canan'ın faillerinin yargılanması istendi. Haftanın açıklamasını yapan Ümit Tekay Dişli'de iktidarın failleri koruduğuna işaret etti. Ahmet, Batman ve Şirnek Cizir'de de kayıp yakınları ve ihadeliler 259. kez alanlara çıkarak kaybedilenlerin akıbetini sordu. Ahmet de 14 Haziran 1994'te Köser'de askerler tarafından gözaltına alınarak kaybedilen Abdülvahap Ateş'in akıbeti soruldu. İnsan Hakları Derneği Ahmet Şube Başkanı Raci Bilici demokrasi mücadelesine devam mesajı verdi. Batman'daki eylemde ise Kürt halkına her türlü kötü muamelenin yanında binlerce katliamın yapıldığına işaret edildi. Dayıke Şemiyen'de Şırnak'ın Dizil ilçesinde bu hafta 1993 yılında korucu ve askerler tarafından kaçırılarak katledilen Fethi Ildırım'ın akıbeti soruldu.
Anne Ildır, katiller hesap verinceye kadar ben ve benim gibiler alanlarda adalet arayışını sürdürecektir dedi. Güven nasıl tesis edilecektir? Her şeye rağmen 17 bin insanın çağırdıkları, söyledikleri, kullandıkları uslup aynıdır. Biz bu memlekete barış içinde yaşamak istiyoruz. Biz... Halkların Demokratik Kongresi Kadın Meclisi seçimlere yönelik bildirisini açıkladı sayın seyirciler. Hedefler arasında yerelin katılımını sağlayarak kent kadın meclisi oluşturulması da var. Halkların Demokratik Kongresi Kadın Meclisi seçim bildirgesini açıkladı. Seçim bildirgesinde kadınlar lehine yerel yönetim için dikkat çekici öneriler yer alıyor. Buna göre eş başkanlık sisteminin yanı sıra HDK, HDP, yereldeki tüm kadınların katılımıyla kent kadın meclisleri oluşturacak. Kadın meclislerinin kentsel hizmetlerin cinsiyet eşitlikçi temelde örgütlenmesi ve kararların tüm yerel yönetim organları tarafından uygulanması sağlanacak. Bütün yerel yönetim organlarında cinsiyet eşitlikçi bütçenin uygulanması takip edilecek. Ayrıca yerel yönetimlerin iç işleyişlerinde cinsiyet eşitlikçi politikaların gerçekleştirilmesi amacıyla kadın erkek eşitliği birimleri oluşturulacak. Kadın çalışmalarında kullanılmak üzere kadın bütçesi ayrılacak. Belediye bünyesinde her türlü istihdamda %50 cinsiyet kotası uygulanacak. Yine belediyenin tüm hizmetleri çok dilli yapılacak. HDK Kadın Meclisi Yaşanabilir Kentler Projesi'nde ise şunlar var. Her türlü ayrımcılığı engelleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınması. Belediyelerde kadınları ilgili birim veya kurumlara yönlendirecek kadın büroların açılması. Mahallelerde kadın danışma merkezleriyle ihtiyacı olanlara hukuki, psikolojik eğitim konularında destek verilmesi. Şiddete ve ayrımcılığa karşı yaygın kadın danışma ve dayanışma merkezlerinin kurulması. Kadınların kent ekonomisine katılımlarını artırmak için özgür kadın kooperatiflerinin kurulması. BDP'nin öz yönetimle özgür kimliğe şiarıyla gerçekleştirdiği yerel seçim çalışmaları devam ediyor. Ahmet, Rıha, Elezis, Sert, Kers, Mardin, Semsür ve Celemert'te yoğunlaşan çalışmalar halk buluşmaları ve etkinliklerle devam ediyor. Ahmet'in Piran ve Pasur ilçelerinde belediye eş başkan adayları Abdülsamed Bilgin ve Fevziye Arukan önce esnafları ardından da Kelbin köyünü ziyaret etti. Sur ilçesi eş başkan adayları Seyit Narin, Fatma Şık Barut ve Büyükşehir Belediye eş başkan adayı Fırat Anlı da ilçedeki esnafı ziyaret etti. Ardından Eğitimsen, Kırdider ve Kulpyas evine geçildi. Siirt Belediye eş başkan adayı Tuncer Bakırhan ve beraberindeki heyet ise Siirt Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Ardından BDP il binasında Alan, Çal, Tınaztepe ve Conkbayır mahalleleri seçim komisyonlarıyla buluşuldu. Mısırç ilçesinde ise Fırat Dicle mahallesinde Rojava'daki kadınlara atfen kurulan çadırın açılışı yürüyüşle gerçekleşti. Lebelejine Rojava serkertine ki usakirin bijine Kurdistan'a çar parça çay Kurdistan'a ve hamul hevra eme bez dibejin ki un çit kim bira bikin ve çi katliyama serjine kurda da dikin ser gele kurda da dikin em kabul nakin em berfadidin. Rıha'nın Merkez Karaköprü ilçesinde esnaf ziyareti vardı. Karaköprü Belediye Eş Başkan Adayı Avukat Gülay Koca esnafa projelerini anlattı. Semsur'un Harhar beldesindeki BDP seçim bürosunun açılışı ise görülmeye değerdi. Cizre kantonu kendini özerkliğini ilan etti. Biz bu belediyecilik anlayışını Adıyaman'da Kars'ın Digor Belediye Eş Başkan adayları Ekrem Bingöl ve Şengül Ertmen ile Dağpınar Belediye Eş Başkan adayları Münevver Subaşı ve Vedat Saltürk halkla buluştu. BDP Ahmet Milletvekili Nursel Aydoğan ve beraberindeki heyet ise Elaziz'in DEP ilçe örgütünü ziyaret etti. Gever'de seçim komisyonu seçim çalışmalarını değerlendirirken Kerburan Belediyesi ise 4 yıllık faaliyet raporunu halkla paylaştı. 2014 yerel seçimleri yaklaştıkça sahtekarlık haberleri de gelmeye devam ediyor. Özellikle Kürdistan kentlerinde her seçim döneminde yapılan sahte seçmen kaydettirme sahtekarlığı yeniden uygulamada.
Bu kez adres 34 sivilin Türk savaş uçaklarınca katledildiği Roboski. Roboski'de 200 kişi seçmen olarak kaydedildi. Üstelik Gülyazı köyünde 525 no'lu ev diye bir yer de yok. Köylüler 525 no'lu eve kaydedilen yaklaşık 200 seçmenin kim olduğunu bilmiyor. Söz konusu seçmenlerin nüfus kayıtlarının Düzce, Niğde, Samsun, Sinop, Isparta, Eskişehir, Manisa ve Balıkesir'in de içinde olduğu Batı illeri olması da dikkat çekiyor. Bir diğer sahtekarlık haberi de Seyert'in Eruh ilçesinden. Belediyenin hizmet alanı dışında kalan Eruh Alay Komutanlığı'na bağlı 350 askerin Bayıryüzü köyüne kayıt yaptırdığı ortaya çıktı. BDP'liler seçmen kütüklerine müdahale olarak gördükleri kayıtlar için hukuki işlem başlatmaya hazırlanıyor. Gebze M tipi kadın cezaevinde saldırıya uğrayan kadın tutsaklara destekler devam ediyor. Yeni Demokrat Kadın YDK üyeleri Gebze M tipi kadın cezaevinde kalan saldırıya uğrayan kadın tutsaklara ilişkin İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi'nde bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya saldırıya uğrayan kadın tutsak Kader Fındık'ın ablası Çiğdem Fındık ve İzmir Sosyalist Kadın Meclisleri üyeleri de katıldı. YDK üyesi Gamze Öztürk, hapishanelerde devam eden bu uygulamaların sistematik bir devlet politikasının göstergesi olduğuna dikkat çekti. Ve devletin baskı ve sindirme yoluyla korku duvarları örme çabası içerisinde olduğunu kaydetti. Ardından konuşan Gebze M tipi kadın cezaevinde saldırıya uğrayan kadın tutsak Kader Fındık'ın ablası Çiğdem Fındık söz aldı. Sistematik bir devlet politikasının göstergesidir. Devlet hapishaneler aracılığıyla, baskı ve sindirme yoluyla dışarıdaki dinamizmi içeride tutsaklar üzerinde kurarak korku duvarları örme çabası içindedir. Devrimci yurtsever tutsaklar üzerinde süren bu keyfi uygulamalar elbette kadın tutsaklara cinslerinden kaynaklı katmerli bir şekilde artmaktadır. Tutsaklara dönük saldırılarına Gezi döneminde gözaltı ve hapishanelerde bir kez daha tanıklık. Cinayetleri sadece ölümcül darbeyi vuran eller işlemiyor, o ellerin güvendiği, sırtını dayadığı karanlık bir duvar var. İzmir Kadın Yazarlar Derneği Başkanı Sevim Korkmaz Dinç, artan kadın cinayetlerini bu sözlerle sorguluyor. Ancak sorgulamak yetersiz kalıyor, nedenini açıklamalı diyor haberimiz. Dün Ahmet'te bir kadın katliamı haberi düştü sitelere. Kayapınar ilçesi Huzur Evleri Mahallesi 133. sokakta ikamet eden 29 yaşındaki Vehsi Turan gece uyuduğu esnada eşi Mübarek Turan'ın vücuduna üçlü prizin kablosunu doladıktan sonra elektrik vererek katletti. Yaşamını yitiren kadının cesedi otopsi için devlet hastanesinin morguna kaldırıldı. Vehsi Turan da tutuklanarak cezaevine gönderildi. İzmir Kadın Yazarlar Derneği Başkanı Sevim Korkmaz Dinç, artan kadın cinayetlerinin politik olduğunu ifade ediyor. Bu cinayetleri sadece ölümcül darbeyi vuran eller işlemiyor diyen Dinç şöyle devam ediyor. O ellerin güvendiği, sırtını dayadığı karanlık bir duvar var. Cinsiyetçi bir algı yaratan ana akım medyanın denetimsiz sunumlarından kadının her geçen gün artan bir şiddetle karşılaştığına ve can güvenliğinden uzaklaştığına kederle, isyanla tanıklık ediyoruz. Dinç katliamların artışındaki bir diğer nedeni ise erkeğin lehine işleyen ceza indirimleri olduğunu vurguladı. Kürt gençlerine zulüm dur durak bilmiyor. Seyrettin Kurtalan ilçesinde dün gece Beyaz Saray düğün salonundan eve doğru giderken polisler tarafından gözaltına alınan Azat Evirgen, Adem Can ve İC karşılaştıkları uygulamaları anlattı. Gençlere işkence yapan polis ajan olmaları konusunda da baskı yapıyor. Buyurun gençlerin ifadelerine birlikte kulak verelim. Adem Can, dün akşam düğün salonundan eve gidiyorduk. Ben de arkadaşım polis tarafından bizi çevirdiler. Ondan sonra elinizi aç dediler, elimizi açtık, kirli mi değil mi diye, işte polislere taş atmışsınız falan dediler, yok atmamışız dedik. Ondan sonra bir arkadaşımıza biber gazı sıktılar, ondan sonra bizi arabaya attılar, bize de sıktılar biber gazı. Ondan sonra bizi dövmeye başladılar bir kişi, ondan sonra bizi emniyete götürdüler, emniyete 7 kişi bizi bir odaya tıkladılar, odada bizi dövdüler. Ondan sonra annelerimize, bacılarımıza küfür ettiler. Ondan sonra bizi hastaneye götürdüler. İşte doktor sorarsa de ki düşmüşüm falan, tehdit yaptılar bizi. İşte eğer kim taş attıysa demeseniz işte sizi örgüt şeyine üye yapacağım dedi. İşte biz de bilmiyoruz kimdir taş atmışız, bizim suçumuzu atmışlar. Azat Evirgen 18 yaşındayım. Dün gece düğün salonuna gittik.
Sonra dışarı çıktık, bir hava alalım diye mahallemize indik. Sonra polisler önümüzü kestiler. Dediler ki bize tas atmışlar. Siz misiniz dedik, hayır. Peki kimlerdir dediler. Biz dedik biz bilmiyoruz. Zaten şimdi düğün salonundan çıkmışız. Bunun üzerine polis sert bir şekilde kafama yumruk vurarak beni yere yatırdı. Diğer polis de gözüme gaz sıktı. Dedik sonra dışarıda 2-3 tane polis daha vardı. Yumrukla tekme atarak beni arabaya bindirdiler. Sonra arabanın içinde de gaz sıktılar ve küfür ederek onlar kim dedi. Biz de, ne kadar bilmiyoruz dersek de yine bize sardılar. Emniyete götürdüklerinde de yine 7-8 tane polis üzerimize geldi ve bizi yatırarak dövdüler. Dediler kimlerdir dedik bilmiyoruz. Sonra aradan bir yarım saat geçti, sonra bizi oradan çıkarttılar. Elimizi yüzümüzü yıkayarak bizi hastaneye götürdüler. Azat Evirgen 18 yaşındayım. AKP ve Gülen örgütünün iktidar kavgasıyla başlayan operasyon çerçevesinde görevden almalar ve yer değişiklikleri de devam ediyor. Ahmet Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan 9 şube müdürünün görev yeri bu sabah itibariyle değişti. Ahmet Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan 9 şube müdürünün görev yeri bu sabah itibariyle değişti. Geçtiğimiz hafta da İl Emniyet Müdürü Recep Güven görevden alınmıştı. Mersin'de de Asayiş ve Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görev yapan ve aralarında emniyet amirlerinin de bulunduğu 100 polisin başka şubelere atandığı belirtildi. Bu kişilerin yerine çeşitli şubelerden atamalar yapıldığı öğrenildi. Dün de İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde aralarında amirlerin de olduğu 53 polis görevlerinden alınarak başka şubelere atanmıştı. Haberleri sunduk sayın seyirciler. Yayınlamaya geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize iyi akşamlar diliyorum.